ufak öğüde gönül koyarlar. Benden bir şey işitince kabul et. Bunu Allah'tan bil. Ben de bir aletim. Allah'ın sana o bilgiyi ilettiği bir aletim ben. Söyleten odur. Beni aradan çıkar, onu gör. Bir kuru taşı bile konuşturmak onun kudreti dahilindedir. Bana geldiğin zaman sade gel. Nefsini bir yana at. Şahsi isteklerini terk et. Hakiki bir basirete sahip olsaydın, beni cümle varlığımdan soyunmuş, hak varlığı ile var olmuş görürdün. Lakin hasta ve hatalı anlayışın bunu sezmeye yeterli değildir. Hak yolcusu, sohbetime gel. Sohbetimden faydalan. Halinde dünyalık göremezsin. Dünya ve ahiret iç alemimden uzaktır. Elimde tövbekar olan arzusunu bulur. Şimdi burada kendi manevi durumundan, manevi makamından bazı hisler veriyor Abdülkadir Geylani. Bazı işaretler veriyor. Benim maneviyatımda, benim kalbimde ve içimde ne dünya sevgisi ne ahiret arzusu sıfırdır. Hiçbirisi için çalışmıyorum. Bu kadar insanın kahrını çekmem, bu kadar talebe yetiştirmem, bu kadar halka vaaz vermem ve onların sıkıntılarına ortak olmamın tek bir sebebi var. Allah'ın rızası. Ben Allah'ımın kudret elinde bir aletim sadece. Gözlerin açık olsaydı, senin mana gözlerin açık olsaydı bunu görürdün. Ama göremiyorsun diyor. Devam ediyor. Seni yıkan kötü arkadaşların olduğunu biliyor musun? Onları bırak. Onlarla arana uçurumlar aç. Sevgi duygularını onlardan uzak tut. Yakın olacağın kimseler salih kişiler olmalıdır. Kötüler sana ne kadar yakın olmak istiyorlarsa sen o kadar uzak dur. İyiler de senden ne kadar uzak olmak istiyorlarsa olsunlar, ara ve onları bulmaya gayret et. Her kime bir sevgi duyuyorsan aranızda manevi bir bilgi hasıl olur. Bu bağlılığın ve ilginin kimlere ve nelere olduğunu ve olması gerektiğini iyi öğren. İşlerini ona göre düzenle. Birçok büyükler sevgi yakınlıktır, yakınlık ise sevgide derler. Sohbetin başında söylediğim şey. Sevgi neymiş? Yakınlık. Yakınlık da sevgidir. Ne kadar yaklaşırsan salihlere, sadıklara bir bakarsın ki Allah Teala'ya karşı muhabbetim acayip arttı benim. Allah'ı zikrederken gözlerimden yaşlar akmaya başladı hocam. 30 yaşıma geldim. Hayatımda ağladığımı bilmem. Sen bana zikri öğrettin. Ben şimdi Allah zikrini yaparken akşamları ağlıyorum hocam. 30 yaşında adam ağlamamış hayatı boyunca. Taş, kaya. Ama biraz Allah'ı zikredince yakınlık hasıl oldu bak. Önce salihlerle yakınlaştın sen. Kardeş, her zaman söylediğim bir söz vardır. Bizimle yol yürümeye devam edecekseniz bir şeye alışmak zorundasınız. Mutlu olacaksınız. İstediğin kadar mutsuz olmak iste. Eğer bizimle yol yürüyeceksen ve yürümeye devam edeceksen bazı şeylere alışman gerekiyor. Bundan kaçamazsın. Bir, mutluluk. Allah yolunda yürüdüğün için Allah-u Teala hiç istemesen bile sana hep mutluluk verir. Bak diğerlerinde olduğu gibi senin de başına sınavlar, musibetler gelecek. Kafirlerin de başına geldiği gibi bizim de başımıza gelecek. Ama şunu fark edeceksin. Ya Allah yoluna girmeden önce de benim sıkıntılarım vardı. Şimdi de var. Ama ben mutluyum. Huzurluyum. İlmim devamlı gelişiyor. Allah'a olan yakınlığım devamlı artıyor. Ve kalbimde müthiş bir keyif var, zevk var, haz var. Sevgim arttı benim. Mutluyum. Bizimle yürümeye devam ediyorsanız bu olmaya devam edecek. Bunu engelleyemezsiniz kardeşler. Hocam senin ne özelliğin var ki? Biz Allah dostlarına yakınız. Biz sadıkları çok seviyoruz. Ve devamlı sadıklarla beraberiz. Sadıklarla beraber olduğum için de hayatımda hep mutlu oldum. Hep huzurluyum. 43 yaşındayım. Hep huzurluyum, hep mutluyum. Böyle olmaya devam edersem, onlarla manevi yakınlığım sürmeye devam ederse, onların sözlerini okumaya, anlatmaya, yaşamaya devam edersem, mutlu olmaya devam edeceğim. Bu değişmez. Siz de, bu sizin için kaçamayacağınız bir şey, bizimle yürümeye devam ederseniz, mutlu, huzurlu, ilimli, aşklı, sevgili, Allah dostu olarak yaşamaya devam edeceksiniz. Mecbursunuz. Kaçamazsınız. İstediğiniz kadar uzaklaşmaya çalışın. Hem benim sohbetime gel, hem de günah işlemeye devam et. Burası seni çekip alır. Bak burası öyle bir saadet tuzağıdır ki seni çekip alır. Şu anda meclisimde en sağlam dervişlerden içki müptelası olan vardı. Uyuşturucu, hap müptelası olan vardı. Faiz müptelası olan vardı. Yalan, gıybet müptelası olan vardı. Yok oldu gitti. Hem o işi yapmaya devam ediyordu, hem buraya gelmeye devam ediyordu. Burası çekip aldı onu. Orası bitti. Yıllardan beri tertemizler, elhamdülillah. Allah Teala bu dervişlerin sayısını arttırsın. Amin. Amin.